Güzel, mutluluk verici, sevinirici bir haber. Gülen çocuk olarak Van'daki direnişin sembol çocuğu e, taliye edildi. Muhammed biliyorsunuz mazbata verilmemişti Van'da belediye başkanlarına. O seyredenler başlatılmıştı. Halk sokaklara inmişti. İşte onlardan biri de Muhammed'ti. Aslında Muhammed'in böyle olaylara falan karıştı da yok. E, ama örgüt üyesi olmakla gözaltına alınmıştı. Ardından... Sizler e, gördüğünüz sosyal medyada bir fotoğrafı vardı. Polisler sağda so, sağlı solu tutarken de Mehmet gülümsüyordu. Gülümseyen Muhammed pardon. Muhammed gülümsüyordu. Ve Muhammed'i önce gözaltına aldılar. Ondan sonra örgüt üyesi olmak iddiasıyla 4 Nisan'da tutuklanmıştı. E, ve itiraz yapıldı. Avukatlara itirazlarda bulundu. Deler ki ya bu çocuğun bir suçu yok yani. Muhammed'in ne suçu var yani? Size molotof mu atmış? Ne yapmış? Saldırmış mı? Yok. E, e, dolayısıyla yani Muhammed yine e, güler yüzüyle e, tahliye edildi, serbest bırakıldı. Ve serbest bıraktıktan sonra Mezopotamya Haber Ajansı'na bakın nasıl mesajlar verdi. Ben e, dediğim dinlenme günümdü, izinliydim. Arkadaşlar geldi dedi iş var, gel takılalım dediler. Aynı şekilde ben de çıktım kırmadım, çıktım öyle Cumhuriyet Caddesi'ne çıktım. Ses bombaları falan patladı. Ben dedim herhalde benle ilişkin bir şey yok dedim, ben işe gidiyorum Baktım bir polis ekibi üstüme çurulandı, beni yakaladı. Ondan sonra ben de güldüm, gülerek tepki verdim. Dedim, siz ne yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey yapmamışım dedim. Gülmeye devam ettim, öyle beni Allah, kameraman arkadaşlar fotoğraflarımı falan çekmişti. Öyle gündem olmuştu. Arabaya götürdüler, darp edilen arkadaşlarımız vardı. Ee, ondan sonra nezarette e, iki gün boyunca e, terörle mücadelenin şeyinde nezaretinde kaldım. Ee, ondan sonra zor bir süreçti, yemekleri falan bayağı sıkıntılı oldu, bayağı aç kaldık. Ondan sonra adliyede savcının karşısına çıktık. Ee, savcı da bizim bilmiyorum ne sebeple bizi tutukladı. Sormamıza bile izin vermeden bizi tekrardan adliyenin nezaretine bırakıp bizi jandarma'nın eline bıraktılar. <laughs> fotoğraf e, hiç şey değildi yani hiç düzenlenerek çekilen bir fotoğraf değildi. Ben mutluyum yani şey için e, gündem olduğum için e, bazı insanların beni sevdiği için bunun yani bu bir de irade ile ilişkisi çok güzeldi Yani. <laughs> gel gel abi, gel beni. gel beni gel gel Hala gülüyor ya. Halen gülüyor ya. Ya Muhammed kardeşim. <laughs> Halen gülüyor. Şuna bak ya. <laughs> Ay Allah sana uzun emirler versin Muhammedciğim ya vallahi ya. <laughs> Neyse Muhammed e, çıktıktan sonra da cezaevinden, cezaevine girerken de yani tutuklanırken de güldü çıkarken de güldü bundan sonra da gülmeye devam edecek Allah yüzünü hiç soldurmasın Muhammedciğim diyelim hep gülmeye devam et gülmeye inat yani e, inadına da gülmek gerekiyor aslında ve o yüzden e, güzel güzel sevindik taliyesine tahliye edilmesine gerçekten sevindik. Evet arkadaşlar gündem bugün yine yoğun her zaman olduğu gibi. O yüzden yayına başlamadan önce yayını beğenmeniz ve paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Kürdistan'dan haberlerimiz var. Dünya gündemine bakacağız. Türkiye gündemine bakacağız. Ukrayna Rusya savaşına bakacağız. İsrail İran savaşına bakacağız ve bugün e, bir e, askerin itiraflarını paylaşacağız. Telegram'daki operasyon kanalı bunu paylaştı. İlk bölümünü paylaştılar. Ee, paralı asker, daha sonra e, e, istifa eden bir askerin çok acayip bir itirafları var. Onun bir ilk bölümünü ben de sizlerle paylaşacağım. Ee, ve diğer gelişmeler hep birlikte bakacağız. O yüzden sizin beğenmeniz ve yayını takip etmeniz, paylaşmanız her neyse artık sürekli söylüyoruz. Vallahi artık söylemekten gana geldi bize. Bundan sonra bir süre ara verelim. Hiç beğenmeyin, e, beğenin, takip edin demeyelim. Çünkü demeden zaman da arkadaşlarımız şey unutuyor ne yapalım. Evet, değerli izleyenler, Muhammed'in haberinden sonra polislerle ilgili bir haber e, ekrana getireceğiz. İşkenceci polisler açı alındı birkaç gündür askerlerle ilgili, polislerle ilgili haber yaptığımız zaman malumunuz, malum güçler tarafından kendilerini bu vatanın bekçisi olarak adlandırılan kanı beş para etmeyen çulsuzlar tarafından saldırıya uğruyoruz, hakarete uğruyoruz, tehdit ediyoruz vesaire. Şimdi bakınız şu anda bir haber size sunacağım bir haber. İşte biz bunlara karşı haber yapıyoruz. Kocaeli'nin Merkez İzmit ilçesinde gece saat 02.30 sıralarında Çorba içmeye gelen 3 kişiyle çalışanlar arasında hesap konusunda kavga çıkıyor. Olay yerine çağrılan polis kendilerine hakaret ettiği ve yumruk attığı iddiasıyla bir kişiyi işkence ediyor. Cep telefonuyla kayıt altına alındı bu işkence görüntüleri. Polislerin tamamı çullandı Bu adamı bir güzel işkence ettiler ve valilik olay yerine çağrılan polislerin zor kullanarak kavgaya karışanları gözaltına aldığını belirtti çünkü görüntüler vardı. Açıklamada olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecek değerlendirilen 3 polis hak, e, personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır diye. Bak vali açıklama yapıyor. Demek ki neymiş? Demek ki polisler arasında işkenceci polisler var. Tacizci polisler var. Tecavuzcu polisler var. Demek ki neymiş askerler arasında da tacizci askerler var. Tecavuzcu askerler var. İşkenceci askerler var. Var var ve var. Biz bunları dediğimiz zaman niye sizin zorunuza gidiyor sevgili troller? Söyler misiniz neden? Siz bu ıı, askerlerin bu ülkenin bekçisi misiniz lan zibidiler? He? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz gene bu işkencecileri koruyorsunuz? Bu taciz olaylarında bulunanları koruyorsunuz. insanlara hakaret ediyorsunuz, küfür ediyorsunuz. Zibililer. Siz ancak ve ancak kendi gerçekliğinizi sağlayan, kendi gerçek isminizi sağlayan, kendinizi kamufle eden, sahte e, hesaplar alıp gelip küfür edip giden insanlarsanız Aciz insanlarsınız siz. O yüzden haysiyetinizi kaybetmişsiniz. Gelip böyle insanlara hakaret edip küfür edip gidiyorsunuz. Bak bu da sizin bir yerinize montajlasın bu haber. Oldu mu gözüm? Şimdi değerli izleyenler tabii ki seçim yapıldı yerel seçimlerden sonra her parti kendini yeniden gözden geçirmeye başladı. Ne oldu ne bitti? Acaba halk ne oldu? Yani AKP şaşırdı. Aslında bakarsanız CHP de şaşırdı. Ne oldu ya? %37,5 oy aldık biz. Allah Allah falan. Onlar da şaşırmadı değil. Yani beklemiyorlardı. Fakat AKP'de ciddi anlamda bir çöküş yaşandığını biz hissedebiliyoruz. Niye? Bugün e, Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından anladık. Birazdan zaten ekrana getireceğim. Şimdi ilk defa ciddi bir anket yayınlandı değerli izleyenler. O ankete bir bakalım. Türkiye Raporu bu ay içinde yapılan anket sonuçlarını aboneleriyle paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre bu pazar milletvekili seçimi olsa ee, sorusuna verilen cevapta CHP birinci sıraya yükseldi şu anda. Genel seçimlerden bahsediyoruz ve AKP de benim geçen birkaç yayın önce söyledim, 31 Mart'tan önce söyledim. AKP 30'un altına düşer dedim işte şu anda gerçekleşiyor ve AKP'nin 30'un altına düştüğü görülüyor bu e, ilk defa yayınlanan bu ciddi seçim anketinde ki bu seçim bu anket e, şirketi AKP'den uzak bir şirketle de değil onu da söyleyeyim o ankete göre CHP 35.2 AKP 29.8 Dem Parti 10.5 MHP 7.7 Yeniden Refah Partisi %5.7, İyi Parti 4, Zafer Partisi 3, Tip 0.9 oylara e, oy oranına sahip gibi görünüyor. Şimdi değerli izleyenler Devlet Bahçeli'nin bugün mecliste yine yaptığı tarihi, tırnak tarih içerisinde söylüyorum, tarihi konuşmalardan birini ekrana getiriyorum ben. Aslında aslında ekrana getirmeye de değmiyor ama inanın fakat e, bazı bazı gerçeklerin bilinmesi gerekiyor. Bahçeli gibi bu devlette bir e, paket bisküvi bile alamayan Bahçeli'nin bu devlette bugüne kadar bu halka, bu halklara ne gibi faydası var? Bunu düşünmek için ben bu haberi size paylaşıyorum. Meclis kürsüsünde milyonlarca insanın dinlediği e, grup toplantısında bugün grup toplantıları yeniden başladı. Ve önce dedi ki ben 12.62 oy almışım dedi. Niye siz nasıl olur benim oy oranımı %5-6 gösteriyorsunuz kızdı. Yorumculara kızdı, gazetecilere kızdı, yayıncılara kızdı. Siz nasıl olur da MHP'yi %5 falan gösteriyorsunuz. Biz %16.62 aldık. Pardon ne zaman MHP %16.12 aldı bu seçimlerde? Nerede yani nasıl aldı? %16.12 oy almış bizim haberimiz yok. Türkiye'nin 3. partisiymiş bizim haberimiz yok. Valla öyle diyor bugün öyle dedi. Yani kızdı bir daha adam. Ve tabii ki hezlerini alamadı. Den partiyi hedef aldı yine. Ve kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı. Arkasından sıra deme gelmeli. Nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli. Başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir diye bağırabildiği kadar bağırdı. Bağırabildiği kadar sesi çıktı. Kapsayan ve kasten uzatan, uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı. Arkasında sıra deme gelmeli. Nişekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli. Başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir. Allah dayı hal yamanu Bir yorum yapmayacağım Vallahi Ne yorum yapacağım? Biraz zaman geçsin. 3-4 dakika çünkü ayırmışım buna. Yani zaman doldurmak için şey yapıyorum ben. Ne yorum yapacağım? Kapatılsın. Tamam kardeşim kapatılsın. Niye üzüyorsunuz yani? Senin Bahçeli niye üzüyorsunuz siz ya? Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleri. Siz niye böyle haksızlık yapıyorsunuz? Yani biraz Bahçeli'yi neden üzüyorsunuz? Bak bu adama yazık günahdır. Gidicidir. Bir ay bu tarafta, bir aya bu tarafta. Yazık günah değil mi ya? Siz nasıl böyle bir adamın dediğini yerine getirmiyorsunuz? Yani herkes idama götürülen insanların bile son isteği yerine getirilir ya. Ya kapatın gidin bu küt partilerini Allah aşkına ne olursunuz ya. Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemeleri, hakimleri, savcıları. Siz nasıl vatanperversiniz yahu? Bak adam son isteklerini yapıyor. Gerçi son değil ama bir son olarak kabul ederim. Ne var yani? Hayır ne olacak benim anlamadım. HDP'yi kapatsanız ne olacak? Sıradan Dem Parti'ye gelsin. Dem Parti'ye de kısadan dava açmadan böyle kesilmeden kapatın ne olacak yani? Ona da yetinmeyin. Anayasada bir değişiklik yapın. Yani zor mu yani? Anayasada şunu yazın yani. Bahçeli'nin dediği gibi. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde parti kuramaz. Bitti. Bak bir cümledir ha. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde parti kuramaz. Yani adamın son isteğini de yerine getirelim. Yazıktır ya bu adama. Gerçekten ben acıyorum ya. Cık. İçim parçalanıyor kardeşim. Ben bu adama baktıkça eriyorum, bitiyorum ya. Kürtler bu adama dert oldu yani. Yazık günah değil mi ya? Yarın öbür gün gidecek sebebi biz olacağız yani. Niye? Neymiş biz Kürtmüşüz. E neymiş bizim partilerimiz varmış. E e tamam da yani ayıp değil mi yani? Bak bir can feda ediyoruz biz. Cık. Dayanamıyor adam ya parti kuruyor musunuz? Niye kuruyorsunuz kardeşim? Siz niye parti kuruyorsunuz? Ben anlamadım yani. Kurmayın. Allah Allah ya. Bir de gitmişler mecliste 57 tane milletvekili var şu anda. Bir de DBP'nin sayarsak 59 milletvekili. Bak 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 bak. Gitmişler mecliste kocama yeri işgal etmişler. Bir de hem de bahçenin yan tarafına böyle ona, onun gözüne baka baka oturuyorlar. Kalkıyorlar, konuşuyorlar, Kürtçe konuşuyorlar mecliste bir görseniz yani. Yazık günah değil mi yani? Siz her saniye niye bunlara eziyet çektiriyorsunuz ya? Yahu etmeyin eylemeyin. Ya bu partiyi eğer devlet kapatamıyorsa siz kapatın gitsin. Yani bu adamın hatırı için ne olacak? 60 yıldır bu ülkeye hizmet veren bu adamın hiç mi hatırı yok yanınızda yahu? Adam 60 yıldır bu ülkeye hizmet ediyor. Kendini yırtmış bu ülke için. E daha ne yapsın? Canını mı versin yani? Hoppala. Bak. Gönderseniz adam askerliğe bile gider. Bak gönderseniz adam Afrin'e bile gider. Ya o adam dedi ki bana verin dedi ben sapanla Gazze'ye giderim dedi siz göndermediniz ya. Ne yapsın adam daha ya? Bak yarın bir operasyon zapa falan başlatılırsa aha ben buraya yazıyorum siz de not edin. İlk başta gitmek isteyen adam Beraz Bahçeli olacaktır tabii ki. Vatanseverdir. Vatana çok faydası olmuştur. Nice fabrikalar kurmuştur. Nice havalanları yapmıştır. Nice hükümetler yönetmiştir. Nice meclisler yönetmiştir. Değil mi? E o yüzden adamın hakkıdır yani. Çıkmışsınız. 60-70 milletvekili meclise sokmuşsunuz. Cık. Yahu dayanamamışsınız. Son 31 Mart seçimlerinde 80'e yakın mil belediye başkanı kazanmışsınız. Belediye başkanlığını ya böyle olacak iş mi ya? Adamın beklentisi Dem Parti'yi 30-40 tane falan kazanır. Siz gittiniz gittiniz Kürtler bu adamın inanına, inadına gitti Dem Parti'ye oy verdi. 80 tane belediye başkanı kazandı ya. Ya yazık değil mi ya? Hakikaten ben artık bu adama acıyorum yani. Beraz Bahçeli'ye bundan sonra bu haksızlığı kimsenin yapmasını müsaade etmeyeceğim. Benim Cumhurbaşkanı adamım biliyorsunuz siz ben daha önce deklare etmiştim. Benim Cumhurbaşkanı adayım Beraz Bahçeli'dir söz vermiştim. biraz Bahçeli aday olduğu andan itibaren ben onun propagandasını yapacağım. Oyumu vereceğim ve oy da toplayacağım yani. Yazıktır yani bu biraz elimizi vicdanımıza koyalım. Hani hoppala olmaz yani. Hmm, tamam tamam tamam. Şimdi e, işin işin esprisi bir yana arkadaşlar işin işin esprisini bir yana bırakalım. Bazen böyle Maypat mı diyorlar he? Maypat değil mi? Maypat mı geçmek lazım? Böyle bir kelime var. Nedir? Maytap my mı? Pardon. Maytap değil mi? Maytap geçmek lazım. Herhalde maytaptır. Yanlış söylemiyorsun. Biri hatırlasın bana. Yani ne yapacağız? Ben bunu şimdi böyle ciddi alıp ciddi ciddi buna yanıt mı vereyim yani? Yani adam DEM Parti işte HDP, DEM Parti. Kürtler bu ülkede parti parti kurmasın diyor. Anayasada bunu yazın yani. Kürtler bu ülkede parti kurmasınlar diyor. Diyecek bir şey yok. Adam zaten öyle. Ya, normal bir şey. Neyse. Neyse. Ee, şimdi Kobani davası yarın son dava olarak aslında dünkü haberlerde öyle söylemiştik. Bugün farklı bir gelişme yaşandı. Yarın e, dava sonucu değil. Mahkeme bugün bir bilgi vermiş. E, Dem Parti Hukuk Komisyonu es sözcüsü Öztürk Türkdoğan Mahkeme kaleminin kendilerine haber göndererek karar için zamana ihtiyaçları olduğunu ve yarınki duruşmada kararın açıklanmayacağını ilettiğini aktardı. Dedi ki dolayısıyla yarınki duruşmada tutuk incelenmesi gerek gerçekleştirilecek. Kanunen zorunlu bir inceleme. Biz bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. Kararın yarın ee, karar Çıkar, çıkacakmış gibi orada olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna yaptığımız çağrı halen geçerlidir. Yarın saat 10'da Sincan Kampus e, Duruşma Salonu'nun önünde partimiz dost kurumlar ve bileşenlerimizle de demokratik kamuoyu ile oradaki açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Beklentimiz arkadaşlarımızın yarın tahliye edilerek Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ilkesine giden yola dönmesidir bizim yarınki beklentimiz arkadaşlarımızın tamamının tahliye edilmesidir. Hele hele bazı arkadaşlarımız var ki onlar kanunen 7 yıldan fazla tutuklu yargılanamayacağına dair hükmü ihlal eden arkadaşlarımızdır. Gülten Kışanak, Sebat Tüncel kanuna aykırı e, olarak tam bir siyasi rehine olarak tut, tutulmaktadırlar dedi. Şimdi yarın ne bekleniyor? Bakınız bu konuyla ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Yarın farklı tarihler bekleyebiliriz. Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ ve birçok ve birçok Sabah Tüncel gibi bu davadan yargılanan ve şu anda bu davadan tutuklu olan onlarca siyasi yarın tahliye kararı verebilir. Başka dosyaları varsa Oradan devam tutuklu kalabilirler ama yarınki duruşmada, yarınki davada bir ihtimal ki mutlaka tahliyeler çıkacaktır. Kaç tane ne kadar biz bilmiyoruz. Fakat normal şartlarda olması gereken yarın Komani davasından tutuklu herkesin tahliye edilmesidir. Şimdi bütün e, tabii yarın şeyler gidecek, komisyonlar gidecek, e, Avrupa'dan insanlar, milletvekilleri gelmiş, CHP bir heyet oluşturmuş, e, gidecek oraya ve yarın orası çok hareketli olacak, çok kalabalık olacak. Ama niye duruşmayı mesela ertelediler? Yani daha doğrusu yarınki karar duruşmasını neden ertelediler? Bunu biraz irdelemek gerekiyor. Bakın bugün biraz önce gündeme getirdim. Beraz Bahçeli'nin o açıklamaları sıradan açıklamalar değildi. Öncesi var yani. AKP göndermeler var, sistemin devamına gönderme var, kesinlikle bu Cumhurbaşkanlığı sistemi oturtulmalı, tam oturtulmalı. Gün nihayetinde bugün akşam saatlerinde kabine toplantısından sonra Erdoğan da dedi ki bizim için artık parlamenter sistem dönemi kapanmıştır, bu dosyayı biz kapattık dedi. Parlamenter sistemin dosyasını kapatan bir Erdoğan yeni bir anayasayı yapabilir mi bilmiyoruz. Fakat Erdoğan'ın bugünlerde İyi Parti'nin peşine düştüğünü biz biliyoruz. Şimdi e, e, 35 milletvekili olan İyi Parti acaba İyi Parti ve MHP ile birlikte İyi Parti ve MHP ile birlikte anayasayı değiştirebilirler mi? Hayır yetmiyor oyları. O zaman e, İyi Parti elde edemezse AKP nasıl bu şeyi değiştirecek? Yani anayasayı nasıl değiştirecek? Onu da biz bilmiyoruz. Peki diğer bir kart daha var. Diyorlardı ki hani hani herkes diyordu ya ya işte seçimlerden sonra Erdoğan bir şekilde Kürt sorunun çözümü için işte bir şeyler yapacak falan filan işte MHP'yi diskalifiye edebilir bilmem ne falan değil mi? Hep, hep diyorlar böyle bir yorumlar falan var. Bunlar kasıtlı olarak da çıkarılan şeylerdir. Ama yarınki duruşma ertelendiğine göre Erdoğan'ın Kürt sorunun çözümü, barış süreci, Kürtlerle bir araya gelme gibi bir niyetinin olmadığını net olarak ortaya koyuyor. Bitti. Ülkenin bütün kurumlarının yüzde %99'unun faşistlerle donatıldığı, etçe bu bölücü faşistler var ya, Kürt düşmanı, halklar düşmanıyla düşmanlarla donatıldığı bir yerde Erdoğan, ben tahmin etmiyorum ki MHP'yi, o milliyetçileri, o ülkücüleri bir kenara bırakıp Kürtlerle yeni bir sayfa açma, Kürtlere yaklaşma gibi bir pozisyona asla geleceğini tahmin etmiyorum, gelmez. Yani bu neredeyse imkansız bir şeydir. Böyle bir şey. Peki o zaman Erdoğan ne yapacak? Bakınız şey diyor ki Devlet Bahçeli bugün diyor ki ertelemeyin diyor. Uzatmayın diyor. AKP'ye yani mahkemelere talimat veriyor bir anlamda. Bu işi bitirin yani. Nasıl bitirin? Şimdi yarın e, Kobani davasından varsayalım ki mahkeme karar vermiş olsa iki tane olasılık var. Ya bu davayı düşürecekler yeni bir süreç Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde yepyeni yeni bir süreç başlayacaktı. Ya da yarın e, 6 bin küsür yıl ceza istenen, bakınız 6 bin küsür yıl birçok e, yargılanan siyasetçi hakkında 3 defa müebbet cezası. Selahattin Demirtaş hakkında 450 yıl ceza isteniyor örneğin. Bak yani bu davanın toplamında 4 6000 üzerinde bir ceza isteniyor. Ya tutacaklar Kürtlere 6 bin yıl ceza verecekler. Tamam mı? Ya da diyecekler ki yok yani bu, biz bu davayı düşürüyoruz. HDP'nin davası da bununla birlikte komple düşüyor. E Türkiye'de yeni bir siyasete ihtiyaç vardır diye yeni bir süreç başlayacaktır. İşte bütün bunu yapmak için yürek gerekiyor. Risk gerekiyor. Güç gerekiyor. Ve AKP şu anda kendi o gücünü kaybetmiş durumda. AKP çevresinde insan bırakmadı, dost bırakmadı. AKP'nin kurucularından tek kişi AKP'nin yanında kalmadı. AKP şu anda e, fos bir vazo gibi, o, içi boş bir vazo gibi duruyor. Fiskeyle dokunsan bir parça alsa komple dağılır gider o o şekilde. Dolayısıyla AKP bunu göze alamıyor. Zaten %30'lar civarına inen bir AKP'den bahsediyoruz. AKP'nin gücü yok artık. Erdoğan'ın gücü halen mevcuttur. AKP diye bir parti kalmadı. Ben size söyleyeyim. Ama halen Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanında bütün yetkiler var ve halen 4 yıllık bir süre Erdoğan Cumhurbaşkanı. Bu 4 yıl içerisinde Erdoğan acaba Kürtleri tamamen yok etmeyi mi göze alacak? Yoksa Erdoğan bu 31 Mart seçimlerini büyük bir yenilgi ve mağlubiyet olarak görüp e, bu milliyetçilerin ne ülkeye, ne bu vatana, ne Türklere, ne Kürtlere bir faydasının olmayacağını düşünerek bunları peydepey uzaklaştıracak mı acaba? E bunu yapmayacağını biliyoruz. Erdoğan ve Erdoğan'ın şu anda çevresinde olanların tamamı kendini faşist MHP'nin rüzgarına kaptırmış durumda. E, bir rant meselesi orada. Oturmuşlar devletin tepesine, birlikte paylaşıyorlar, birlikte yiyorlar ve Alan memnun, satan memnun. Yok oyru mu yükseldi, yok dolar mı yükseldi, yok emekli maaşı 10 bin TL yetmiyor mu kimseye? Yok milli gelir şu kadar mı oldu, enflasyon mu şu oldu, altın mı yükseldi? Uluslararası anlamda Türkiye'nin prestiji mi sıfır oldu? Kimsenin umurunda bile değil. Cebinde para var mı adamın? Var. E kendi yanlışları bunu yiyorlar mı? Yiyorlar. Çete kurmuşlar mı? Kurmuşlar her türlü rezilli, rezaleti yapıyorlar mı? Yapıyorlar. O yüzden onlar için hiç önemli değil. Savaş dağım diyorlar. Savaşa dağım diyorlar. Kürtleri vurun, kırın. Hatta adam bakınız yetmiyor vurmakla, kırmakla. Adam açık bir şekilde diyor ki anayasayı değiştirelim diyor. Anayasada artık Kürtler bundan sonra diyor parti kurmasınlar diye yazalım diyor yani. Bu derece ciddi bir düşmanlık var. Şimdi e, yarın Selahattin Demirtaş vesaire tahliye edilir mi bilmiyorum. Normal şartlarda yarın tahliye edilmeleri gerekiyor. Bir sürpriz de olabilir bilmiyorum. Onu artık yarın göreceğiz. Bu arada değerli izleyenler Emine Şen Yaşar e, yani adalet talebinde bulunuyor. Kaç yıl oldu biliyorsunuz. Hepiniz artık Emine Şen Yaşar ve bugün de gitti yine Adalet Bakanı'nın önüne bakar mısınız? Adalet Bakanlığı'nın önünde onun korkusundan Emine Şen yaşar'ın arkasında gördüğünüz özel bariyerler çekildi bunlar. Özel bariyer. Tabii bariyerler de yine AKP firmaları tarafından yapıldığı için oradan da para kazanıyorlar. Ve sağına bir araba yerleştirildi değerli izleyenler. Soluna bir araba yerleştirildi polis arabaları. Emine Şenyar arada kaldı. Sen Şen yaşar. Yani sağda gelen Emine Şen yaşarı görmesin. Soldan gelen Emine Şen yaşarı görmesin. Ve e, arkada bir tabelayla üstünlerin hukukuna boyun eğmeyeceğiz. Adalet Bakanlığı önündeki direnişimiz 77. gününde diye e, yazmış. E, herkes için adalet pankartı astırmış. Adalet Bakanı bariyerler çektirmiş ve Emine Şen Yaşar'ın ne sesini duymak istiyor ne de kendisini duymak istiyor. Bugün yine e, gidip e, destek sunuyoruz. Dem Partili milletvekili. Əm elfarı gərgəldə oldu bu gün gitti özünə dəstək almaşdı kəsin ziyarət etdi dəyərlilər izleyenlər